Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Evet 9. sınıflarım. Bugün ne yapacağız? Önermelerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce ve veya bağlaçlarının dağılma özellikleri, sonra ya da ve en son Demorgan kurallarını anlatıp konuyu bitireceğiz. Evet hemen sahnemizi açıyoruz. Kitabımız biliyorsunuz sonuç yayınları. Şimdi arkadaşlar önce özelliği size bir hatırlatalım. Canlarım şöyle bir kısmımız var. Diyelim ki P ve ben burada ne yazayım? Q veya R yazayım. Burada V'yi veya üzerine soldan dağılma işlemine koyacağız. Yani önce şunu yapacaksın. P'yi buraya dağıtacaksın. Arada V var. P ve Q geldi. Veya sonra P'yi R'nin üstüne dağıtacaksın. P ve R geldi. Bu dağılma özelliği denir. Yani V'nin veya üzerine dağılması denir. Şimdi canlarım ben bunu dağıtırken önce P ve Q yazacağım. Yazdık. Sonra V'asını koyduk. P ve P'nin değili geldi. Ben geçen derste bunları çok size söyledim. P ile P'nin değili V işlemi altında birleşirse cevap sıfırdı. Şimdi burası ne oldu? P ve Q oldu mu? Oldu. Veya sıfır. Arkadaşlar veya da sıfır etkisizdi. Kiminle birleşirse birleşsin diğeri oluyordu. O zaman cevabımız P ve Q geldi. Birinci sorumuz zaten bu örnek soru çözümlü soru cevabı bu. Şimdi gelelim biz ikinci sorumuza. Bu sefer veya'yı V'nin üstüne dağıtıyorum. Hemen altına yazayım. P veya Q veri. Bunu böyle yazdık. Yazdıktan sonra dağıtırken P veya Q geldi. Sonra V'sini yazdık. Sonra tekrardan P veya R'si geldi. Canlarım dağıtırsak burası P veya Q oldu. Araya V'sini koyduk. Sonra tekrardan P veya P'nin değili geldi. Şimdi canlarım şunu biliyoruz. P veya P'nin değilinin cevabı 1'di. Bunu biliyorsan zaten bundan sonrasını devam edebiliyorsun. Sonra ne yapacaksın? Buraya P veya Q'sunu yazdın ve 1'i ekledin. Biz şunu biliyoruz. Neyi biliyoruz? V de bak P ve 1 kimle birleşirse birleşsin 1. Bir. Cevap diğeri yani P. O zaman cevap diğeri olacak. Yani buranın sonucu P veya Q geldi. Mevzumuz bu canları. Şimdi gelelim sorularımıza. Ben bunu dağıtacağım. Dağıt hemen işlemlere başla. Önce P'nin değili ve P'sini yazdık. Araya geldik veyasını koyduk. Sonra P'nin değili veya Q'nun değili yazdık. Şimdi canlarım şuranın sonucu her zaman neydi? Sıfırdı. P ile P'nin değili V'de birleşince cevap sıfır. Sonra burası P'nin değili veya Q'nun değili geldi. Şimdi sıfırla kim birleşirse birleşsin. Tabi kimin altında? veya'nın altında. Sonuç her zaman öbürü oluyordu. Yani buranın sonucu P'nin değili veya Q'nun değil. Mevzu bu canlarım. Gel şimdi bir sonrakine. Sen bu sefer sağdan dağıtıyorsun. Dağıtırken kimi dağıtıyorsun? Veya'yı. Kimin üstüne? V'nin üstüne. Canlarım çok basit. Sizin için çerez bu. Bak P'nin değilini yazdın. Geldin veya'sını koydun. Q'nun değilini yazdın parantezi kapattın açtın tamam mı sonradan yaptık. Araya geldik V'sini yazdık. Bu sefer şurada Q var veya Q'nun değili. Güzel insanlar siz biliyorsunuz. Şuranın sonucu her zaman 1. Bu her zaman 1. Bir. Ve 1 ile kim birleşirse birleşsin hangi işlem altında tabii ki V'de sonuç P. S ve 1 cevap S. Bunları bir önceki derste çok detaylı söyledim. O zaman burası P'nin değili veya Q'nun değili ve 1. Her zaman diğeri olacağı için cevap P'nin değili veya Q'nun değili. Mevzu bu canlarım. Mevzu bu. Anlaştık. Gel şimdi hemen dağılmış işlemi. Dağılmış. Onu birleştireceğiz. Hocam burada dağılmanın olduğunu nereden anlayacağız? Aralardakiler aynı işlem. Sonra sonra ifadelerde ortak olan terimler var. Q'nun değilleri. Şimdi demek oluyor ki Q'nun değili buraya dağılmış. Nereden? Sağdan. Peki kime dağılmış? P'nin değiliyle, P'nin değiliyle kime? Tabii ki şuradaki P'ye dağılmış. Peki canlarım, burada hangi işlem ortada veya o zaman o buraya geldi. Aradaki işlemler de burada. Bak şimdi dağıt P'nin değili veya Q'nun değili ve P veya Q'nun değili. Şimdi en sade halini bul diyor. Canlarım şuranın sonucu şuranın sonucu ne yapar? Ben biliyorum ki bir önermeyle onun değili V de birleşince cevap sıfırdı. Sıfır veya Q'nun değil, sıfır veya'nın etkisizi cevap Q'nun Değili Mevzu bu canlarım. Bu sizin için çerez. yani dağılma gerçekten çok basit. Hemen birkaç tane hatırlatma yapayım. 1 ve P cevap neydi canlarım? P'ydi. 1 veya P cevap neydi? 1'di. Ondan sonra 0 ve P. Cevap neydi? Sıfırdı. 0 veya P. Cevap neydi? P'ydi. Burada bunları bilirsen bu dağılma çerez sizin için sıradan. Gel şimdi. Neye? Burada birkaç tane tanımlar var, denklikler var, sonuç bulacağız. Şimdi P1. Tamam. Geldim buraya üstüne 1 yazdım. R1 ise R'nin değili nedir? Sıfır. 1 ve sıfırın cevabı neydi? Sıfırdı. 1 ve sıfırın cevabı sıfırdı. de ikisi birken bir diğer tüm aksi durumlarda sonuç sıfırdı. O zaman bu yanlış. Bir yanlış. Geldik. P veya Q ve R. P'nin sonucunun bir olduğunu biliyorsun. Q'nun sonucunun sıfır olduğunu biliyorsun. 1 veya sıfırın hemen yazalım. 1 veya 0'ın sonucu 1 gelir. Şuranın sonucu altını çizdim yer. 1 geldi. Sonra R de 1. 1 ve 1'in cevabı da 1. O zaman 2 doğru. Gel 3.ye. 3. Üç, buraya geldik 1 yazdık. Buraya geldik 0 ya Pardon. Pardon. Hemen bir geri alalım. Aldık geri. Burada R'nin 1 olduğunu biliyorsun. Sonra Q'nun 0 olduğunu biliyorsun. Canların 1 bir ve 1'in cevabı, buranın cevabı 1 geldi. Birleştiğinde bir veya ile birleştiğinde 1 veya 0'ın cevabı ne? Tabii ki 1. Bu ne yazmış? 0. O zaman yanlış. Doğru cevap sadece 2 doğru. 1 ve 3 yanlış. Mevzu bu. Gel hemen neye? Yine işlem yapmaya. Bak, ben size demiştim ki arada hep aynı bağlaçlar varsa yani V veya varsa. Yani yapacağın şey şu. Bu parantezin hiçbir hükmü yok. O çöpten ibaret. Ben bunu kaldırdım. Buraya P yazdım. Buraya Q yazdım. Q'nun değil. Buraya da R yazdım. Şimdi V de sonucun 1 olmasını istiyorsan hepsi 1'dir. Hepsi 1. Başka ihtimali yok. O zaman P1 geldim yazdım. Q'nun değili 1 ise Q0 R1 anlaştık mı? Parantez varsa parantezi at gitsin. At gitsin. İstediğin yere de koyma hakkın var mıydı? Vardı ama hepsi aynı bağlaçsa. Ve veya. Onlar varsa sıkıntı yok. Geldik şimdi. Neye? Aynı, tor aynı tarz bir soru. Şimdi canlarım burada şu arada veya var. Veyanın sonucunun sıfır olması için ikisinin de sıfır olması gerekiyordu sıfır sıfırken sıfır. O zaman p'nin değili sıfırsa p dediğim birdir. Q zaten sıfır, onu da yazdım. Şimdi bir önermenin değilinin değili kendisidir. Yani burası Q oldu. Q veya r'nin değili denkmiş bir. Canlarım, ben şunu biliyorum. Q'nun zaten cevabının sıfır olduğunu buldum mu? Buldum. Ben sıfırla kimi işleme koyarsam 1 olur tabii ki 1'i o zaman R'nin değili 1 iken R ne gelir sonuç 0 gelir mevzu bu bu bizim için çerez keşke sınavda bu tip bir soru gelse anında işaretleyip geçeceğiz bizden kaçmayacak şimdi geldik ya da ya şimdi ya da da şöyle bir şey var İkisi aynı iken ikisi aynı iken sonuç 0 İkisi aynı iken. Yani 1 ya da 1 cevap 0. 0 ya da 0 cevap 0. Birinden biri farklı 1 bir ya da 0 cevap 1. 0 ya da 1 cevap 1. Bak aynı iken 0 farklı iken 1. Anlaştık mı? Şimdi ben tane tane burayı dolduracağım. Burası P mi? P'nin değili. Burası 0 oldu. Burası 0 oldu. Bura 1 oldu, bura 1 oldu. Çünkü bunların değillerini karşıya geldim, yazdım. Şimdi burada P ya da Q'ya bak demiş. P ya da Q'ya bak. Bakalım. 1 1 iken cevap 0. 1 0 iken cevap 1. 0 1 iken cevap 1. 0 0 iken cevap 0. Şimdi burada sırada ne var? Q ile P'nin değilini ya da, da işleme koyacağım. Farklıyken cevap 1. Farklıyken ama burada aynı, cevap 0. Aynı cevap 0. Farklı cevap 1. Mevzu bu canlarım. Şimdi buradan çıkan sonuç A 0 B 1 C1 D1 topladın 3 geldi. Peki hemen dikkat. Şunu zaten yazdık. Yazdıktan sonra bir not ekleyeceğiz. Yadanın değişme özelliği vardır. Yadanın değişme özelliği var. Anlaştık mı? Yani kimin gibi aynı ve veyanın gibi ve ve veya gibi ve ve veya gibi çiftleme oluyor ama neyse tamam mı yadanın değişmesi var yadanın birleşmesi var ama dikkat bir şeyi hemen hatırlatalım p veya p veya dedik Pardon. şimdi biraz böyle bağlaçlar karışmaya başladı tamam mı p ya da p şimdi arkadaşlar dikkat bu bir ise bu da bir olur çünkü aynı önerme bu sıfırsa bu da sıfır olur. O zaman bunların sonuçları hep aynı ya. Sonucu ne gelecek? Sıfır gelecek. Bak niye bir ya da birin sonucu sıfır? Sıfır ya da sıfırın sonucu sıfır. O zaman P ya da P'nin sonucu sıfır geldi. Şimdi aynı mantıkla P ya da P'nin değili bak. iyi izleyin. Şimdi canlarım bu birse buranın sonucu sıfır. Bu sıfırsa Buranın sonucu 1. E, farklı iken sonuç hep ne geliyordu? 1 geliyordu. O zaman P ya da P'nin değeri ne olacak? 1 olacak. P ya da P 0 olacak. Anlaştık mı? Mevzumuz bu. Bak size ne yaptık? Güzelce hemen hemen bunu da gösterdik. Şimdi canlarım hemen gelelim sorularımıza. Burada ifadeler var. Ben tane tane size bunu dolduracağım. Q'nun değili. Bura 1 ise bura 0. Burası 0sa bura 1, bura 1se burası 0, 0sa 1. Q'nun değilini aldım. Bak şuranın değilini aldım. İkinci satırın. Anlaştık mı? Şu satırın değilini aldık. Aldıktan sonra kimle birleştireceğim? Şununla şunu birleştireceğiz. Anlaştık? Şimdi farklıyken sonuç 1di. Şurası farklı, sonuç 1. Burası aynı, sonuç 0. Burası aynı sonuç 0. Burası farklı sonuç 1. O zaman A artı B eksi C eksi D. A 0. Sonra B 0. C 0. D 1. Ama önünde eksi var. Cevap da eksi 1. Mevzumuz bu canlarım. Anlaştık mı? Burada şu anahtarları silmeyi unutmuşuz. Kusura bakmayın. Tamam mı canlarım? Hemen biz işi öğrenelim de bizden en önemli kısmı o. Yani oraları bir öğrenin. Şimdi canlarım ben birinciyi size zaten yaptım ama yine göstermek istiyorum bak. Yine göstermek istiyorum. Bunun cevabı 1 bu da 1. Bunun cevabı 0 bunun cevabı da 0. O zaman ya da da ikisi aynıysa cevap 0'dı. O zaman bunun cevabı 0 doğru. Şimdi 2'yi de öğrettim. Olsun ama tekrardan göstermek istiyorum size. P ya da P'nin değili. Şimdi canlarım bu 1 ise bu 0. Sıfır. Bu 0 ise bura 1. Çünkü değili onun tersiydi. Şimdi ya da da farklı iken sonuç ne geliyordu? 1. O zaman bu da doğru. Bu P ya da P'ye 1 demiş. Hayır. Cevap 0. Yukarıda zaten yaptım. Şimdi geldik P ya da 0'a. Şimdi iyi izleyin. 3'ü yapmayacağım. 4'ü yapacağım. Bak. İyi bakın. Çok iyi bakın. Tamam mı? Ben buraya P ya da 0 yazdım. Şimdi P dediğin önerme 1 0 mı? 0 dediğin 0 0 mı? Şimdi bundan sonra devam edersem ne yapacağım? 1 0 ya da da birleştiği zaman 1 oluyor. 0 ya da 0 cevap ne geliyor canlarım? 0 geliyor. Kimin aynısı çıktı? P'nin aynısı çıktı. O zaman P ya da 0'ın cevabı P doğru. Şimdi size ne dedim? Canlarım şunu dedim bak. Bunu adınız gibi bileceksiniz. Adınız gibi. Yada'nın hem birleşmesi var hem değişmesi var. Parantezleri kaldır gitsin. 5'i çözüyoruz. Parantezi kaldırdım. P ya da Q ya da Q'nun değili. Şimdi canlarım Q ya da Q'nun değili. Bunun sonucu ne geldi? 1 geldi. Burası P ya da 1 oldu. Şimdi... Bunu da öğretmek istiyorum bak. 1'e 0 yazdın mı? Buraya 1'e 1, e 1 yazdın mı? 1 1 iken cevap 0, 0 1 iken cevap 1. Bak ne oldu? P'nin tam tersi geldi. Yani P'nin değili oldu. O zaman bu da doğru. Anlaştık? Geldik 6.'ya. P ya da P. Burada bulmuştuk cevabını. 0 Q ya da Q'nun değili. Cevap ne? Tabii ki 1. Sıfır ve bir cevap sıfır o zaman bu da doğru. Sıfır ve bir cevap sıfır bunu da yazalım. Şimdi burada neyi öğrendik? P ya da P 0 tamam hemen bunu al fosforlu boya. P ya da P'nin değili cevap bir bunu öğrendik tamam. Sonra P ya da sıfır cevap P öğrendik. P ya da bir cevap P'nin değili öğrendik. Bu dört tanesi bizim için çok kilit. Şimdi gel üçüncü soruya. Gelelim yeni sorumuza. Çok güzel bir soru. Şimdi canlarım burada bir ya da sıfırın değili var. Hemen tane tane işlemlerimizi yapacağız. İşlemlerimiz şu. Sıfırın değili nedir arkadaşlar? Hemen yazdık bir. Burası bir ya da bir oldu mu? Evet. Peki bir ya da birin sonucu ne gelir canlarım? Tabii ki sıfır gelir. Çünkü ya da da aynıysa cevap 0. Geldik buraya. Burası P ya da Q oldu mu? Oldu. Canlarım hemen dön dolaş yine gel V'ye. Şimdi 0 ve P. 0 ne yapıyordu? Yutuyordu. 0 ve R. 0 ne yapıyordu? Yutuyordu. O zaman şurasını ne yaparsan yap fark etmiyor. Diyor ki 0 ben güçlüyüm senden. Yutacağım seni diyor. O zaman buranın cevabı 0 geliyor. Şöyle 0 yapmak istedik ama yapamadık. Şuranın cevabı 0 geldi. Sonra yadası var. Tamam mı? Şimdi canlarım. P ya da P'nin değili. P ya da P'nin değili. Neydi? Hemen yapıyoruz. Bunun cevabı 1'di. Niye? Çünkü hep birbirinin tersi oluyordu. 0 ya da 1 geldi mi? Geldi. Bunun cevabı da ne gelir? Tabii ki 1 geldi. Evet, üçüncü sorumuzun cevabı da 1 oldu. Çok güzel bir soru tamam mı? Öğretici mi? Öğretici. Şimdi gelelim. Yeni soru, çok güzel bir soru. Ne yapacağız? Tablo oluşturacağız. Biraz zahmetli mi? Zahmetli. Çizdin çizgini. Sonra geldin şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani buraya aralıkları oluşturduk. Önce kimi yazdık? P'yi. P, P dedim 1, 1, 0 0. Sonra Q yazdık. 1 0 1 0. Tamam mı? Sonra soruda P'nin değili var. Geldik P'nin değilini yazdık. 0 0 1 1. Sonra soruda kim var? Q'nun değili. 0 1 0 1. Sonra kim var? Sonra soruda tabii ki bunların artık yada ile birleştirilmeleri var. Gel. Kimi birleştireceksin? Yıldız koyalım. P ile Q'nun değerini. Yani şurada 1 ile 4 ile çalışacağız. Önce şurayı yapıyorum. Tamam mı canlarım? 1, 0. Cevap 1. Şuraya yazmadım. P ya da Q'nun değili. Canlarım. Sonra 1, 1. Cevap 0. 1, 0, 0. Cevap 0. 0, 1. Cevap 1. Burası böyle geldi. Şimdi bunun neyi var? Bunun soruda bir de tabii ki değilinin bir daha değili var. Burası 0, bura 1, bura 1, burası 0. Sonra geldik buraya. Bu sefer şu altlarını çizdiğim yerleri ya da da birleştireceğim. 0, 0'ın cevabı 0. 0, 1'in cevabı 1. 1, 0'ın cevabı 1. 1, 1 1'in cevabı 0. Bu ne geldi? P'nin değili ya da Q'nun değili. Canlarım dikkat ederseniz bak şuranın sonucu şuranın sonucu birbirinin aynısı oldu. O zaman bu iki önerme birbirine denktir. Anlaştık mı? Bu iki önerme birbirine denk. Şimdi geldik De Morgan kurallarına. De Morgan kuralları ne? P veya Q varsa bunun değilini alıyor. Bunun değilini alıyor. Veya ise V'ye dönüştürüyor. V ise V'ye dönüştürüyor. Mevzu bu. Şimdi ben bunun değerini alacağım. Alırsam burası P'nin değili oldu veyaya dönüştü Q'nun değili oldu tamam mı? Bu ifade böyle şu an. Sonra sonra burada ne var? Tabii ki VQ var. Ne yapacağım? Dağıtacağım içeri. Dağıtırsam burası ne gelecek canlarım? P'nin değili VQ geldi mi? Geldi. Arada ne var? V'ya'sı var. Sonra Q'nun değili ve Q geldi mi? Geldi. Şuranın sonucu sıfır oldu. Sıfırla kim? veya da birleşirse birleşsin cevap diğeriydi. Hemen geldik buraya bunu yazdık. Birincisi bu. Şimdi geldik ikincisine. Burada Morgan kuralları var mı yok mu bakalım doğru mu değil mi? Değilini alacaksın. Almış değilini alacaksın. Almış. Aradaki V veya'ya dönüşmüş. Doğru. Şimdi değilini aldın. Evet. Veya V oldu. Evet. Ama bu bir sıfır olacaktı. Buraya bir yazmış. Yanlış. Geldik buraya. Değilini almış. Değilini almış. Veya da V'ye dönüşmüş. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar bir sonraki soru bu. Bileşik önermesinin olumsuzunu. Yani bunun değilini alacağız. E alırsak ne gelecek? P'nin değilinin değili kendisi ve veya Q değil geldi. Bu kadar. Geç şimdi bir sonrakiye. Burada ne var? Değillerini alacaksın. Bu sefer bak P ve değili Q'nun değili şurası V'ye dönüştü. P'nin değili. Sakın ama sakın kaldır parantezleri gitsin. Sırayı değiştir gitsin. Ben ne yapacağım? P ile P'nin değilini yan yana yazacağım. Sonra Q'nun değilini yan yana yani Q'nun değilini sonra yazacağım. Şuranın cevabı 0 geldi. Q'nun değil oldu. 0. Hepsini yutuyordu V'de. Mevzu bu canlarım. Geçtik son sorumuza. Evet, biraz zahmetli mi? Hayır. Çok basit bir soru bak. Önce şuradaki değilden başlayacağım. Önce şuradaki değiller. Bak şu. Yani hemen oraya bir oku gösterdim. Şurası tamam mı? Şimdi canlarım burası ne olacak? Ben en dıştaki P'yi yazdım. Sonra V'yi yazdım. Sonra P'nin değilini yazdım. veya yazdım. Şuradaki değili yaparsam ne oluyor? Bir. P'nin değil oluyor. Veya Q oluyor. Anlaştık mı? Burası böyle oldu. Sonra en dışta bir değil daha var. Burası PV geldi. Şimdi bunlar aynı ya. P'nin değili veya Q geldi. Sonra bunun dışta bir değil daha. Çünkü bunların ikisi aynı. Hep veya var. Sil gitsin. Tek kuvvet özelliğinden. Şimdi değilini alırsan PV burası P oldu. Burası Q'nun değili geldi. E PVP P, P olur. Burası da Q'nun değili olur. PV Q'nun değeri de gelir ve konu anlatımımız burada biter canlarım. Evet hemen sahnemizi değiştirdik. Elimden geldiğince detaylı yazmaya çalıştım. Her şeyi gösterdik. Yadaları detaylı anlattık. V'leri zaten bir önceki derste çok detaylı gösterdik. veyaları elimizden geldiğince ne yaptık? İşi basite indirgedik. Hepiniz seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlarınıza lütfen kanalın linkini göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın.